Arkadaşlar şimdi geldi bu panel üzerinde en sık kullanacağımız 3 butona. Fotoğrafı JPEG olarak sRGB renk uzayında ve %100 kalitede kaydetmek için JPEG kaydet butonunu kullanmamız yeterli. Hiçbir şekilde artık Save for Web ya da alternatif yöntemleri denemize gerek yok. Fotoğraf hangi klasörde ise o klasöre eşsiz bir isimle kaydediyor. Yani var olan dosyanın da üzerine yazmıyor. Bu gerçekten bizim için süper bir kolaylık. İleri geri alma işlemleri de arkadaşlar history'de geri gitme ileri gitme işlemlerini basitçe buradan panel üzerinden yapmanıza imkan tanıyor. Arkadaşlar paneldeki tüm butonlar kullanıcı deneyimi ön planda tutularak tasarlandı. Örneğin ben burada Dacan Burn'e bastığımda burada bir sürü curse oluşturuyor. Birinci curse, ikinci curse, üçüncü curse vesaire vesaire. Bunları klasör içerisine alıyor, grupluyor. Bir sürü adımı var. Ben normal şartlarda böyle bir action'ı çalıştırdığımda CTRL Z yaptığımda tek tek bu adımları geri alırdı. Fakat bu butonlar oluşturulurken history adımları kapatıldığı için panel üzerinden geri alma butonuna bastığınızda buradaki adımları teker teker geri almak yerine butonla yaptığınız tüm işlemi geri alıyor ya da ileri alıyor. Geriye bastığında bakın Dajan Burn klasörünün komplesini kaldırdı. İleri bastığımda Komplesini yeniden oluşturdu. Yani tutup buradaki tek tek Curves'leri silmeye çalışmıyor. Bu da kullanıcı deneyimi açısından gerçekten işimizi kolaylaştıracak mükemmel tiyolardan bir tanesiydi. Geri alma ve ileri almayı panel üzerinden kolayca yapabilir ve buradaki butonların da kaydedilirken historinin kapatıldığını. Böylece adımları değil, butonun yaptığı tüm işlevi geri ya da ileri alabileceğinizi hatırlatmak isterim. Arkadaşlar, gelin JPEG kaydetle ilgili birkaç örnek yapalım. Ben bu fotoğrafı örneğin siyah beyaz halini kaydetmek istiyorum. Tek yapmam gereken şey JPEG kaydet demek. Renk uzayımı sRGB ve %100 kalite olarak bu dosyanın bulunduğu klasöre eşsiz bir isimle kaydetti. Üst üste 2 3 defa bassam da üstüne yazmıyor arkadaşlar. Eşsiz bir isimde her yeni bir dosyayı kaydediyor. Ben bunu sildim. Örnek veriyorum bu sefer de diyelim ki bu fotoğrafın biraz daha kontrast hali nasıl olur diye düşündüm. Ve şöyle yaptım. Bunu da JPEG kaydet dedim. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Masa üstüne gittiğimde arkadaşlar burada iki versiyonun da eşsiz bir isimle kaydedildiğini görebiliyorsunuz. Bu dosyanın orijinali bu da eşsiz isimlerle yeniden kaydedilmiş halleri. Bu dosyanın renk uzayı ne olursa olsun çıktığı her zaman sRGB. Bu arkadaşlar bizim için neden önemli biliyor musunuz? Örneğin bir raw fotoğrafı açtığımızda çoğu kullanıcı Adobe RGB mi, sRGB mi renk uzayında çalıştığına bakmadan bunu açıyor ve Photoshop'ta düzenlemeye başladıktan sonra bunu JPEG olarak kaydederken de sRGB ya da Adobe RGB bunlara dikkat etmeden kaydediyor bu sefer baskıda vesaire de sorun yaşıyor. Siz de arkadaşlar baskıda herhangi bir problem yaşamamak için açtığınız RAW fotoğrafları buradan doğrudan JPEG kaydet diyerek o RAW dosyalarının bulunduğu klasöre kolayca kaydedebilirsiniz. Arkadaşlar son olarak bir diğer senaryoda şu. Eğer ben kayıtlı bir dosyayı açmıyorsam Photoshop'ta yeniden sıfır bir dosya oluşturup onun üzerinde bir değişiklik yapıyorsam bu dosyanın da bilgisayarda bir konumu olmadığı için bu dosyayı nereye kaydedecek? JPEG kaydet dediğinizde eğer bu dosyanın bir konumu yoksa bunu gidecek masa üstüne kaydedecek arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Eğer bilgisayarınızda olan bir dosyaysa ilgili klasöre farklı bir isimle kaydedecek. Bilgisayarınızda olmayan yeni oluşturduğunuz bir dosyaysa onu da masa üstüne kaydedecek. Instagram gönderilerini kaydederken de arkadaşlar bunları masa üstüne post story ve kara isimleriyle kaydediyor. Arkadaşlar özetle jpeg kaydet hem hızlı olması bakımından hem kolay olması bakımından hem de doğru kaydetme biçimi bakımından bizim için artık vazgeçilmez. Yani gidip artık file save for webler vesaireler bizim için çok uzun bir yol ve ayrıca akıllı kurgulanmış butonları Hızlı bir şekilde ileri geri almak için buradaki butonları kullanmak da yine iş akışımızı çok hızlandıracak. Arkadaşlar bu panel ile Photoshop'u tamamen yeniden yorumladık ve fotoğraf düzenleme özelinde yeniden özelleştirdik. Çünkü Photoshop'la istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz, logoda tasarlayabiliyorsunuz, çizimde yapabiliyorsunuz vesaire vesaire. Ama fotoğraf düzenleme özelinde yapacağınız ayarlar uzun bir yol istiyor. Biz de artık menülerle işiniz kalmadan, herhangi bir fırça ayarı bilmeden, herhangi bir adjustment layer ikonlarına tıklamadan sadece tek bir panel üzerinden tüm fotoğraf düzenleme işlemlerinizi sadeleştirdik. Böylece artık Photoshop bilmek diye bir kavram kalmıyor. Bu paneli kullanabilmek diye bir kavram kalacak Retouch için.